Demirciler ayrı. Demirciler ayrı birleşmiş olsun. Allah razı olsun. Başımız sağ olsun. Lojistik imkanları kullanmakla ilgili elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlk günler tabii ki canları kurtarmakla, o işe odaklanmakla geçti. Şu anda geçici barınma imkanlarını oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Ama bir yandan da tabii ki şehirlerimizi eski haline getirebilmek için, buraları tekrar ayağa kaldırabilmek için de neler yapabiliriz? Bununla ilgili çalışıyoruz. Dün Kahramanmaraş'taydım. Bugün Malatya'dayım. Tabii depremin etkilediği şehirlerin özel bir durumu var. Bu 11 şehrin gayri safi yurt içi hasılasının içerisinde sanayinin payı %40. Türkiye ortalaması %27. Bu demektir ki aslında biz buralarda sanayiyi, üretimi tekrar ayağa kaldıramazsak buraları tekrar eski haline getirme şansımız olmaz. Onun için de gerek sanayi sitesindeki esnafımızdan, gerekse de organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarımıza kadar elimizden ne geliyorsa inşallah yapacağız ve burada sizleri tekrar ayağa kaldıracağız. En önemli attığımız adımlardan bir tanesi, biliyorsunuz, biz Malatya'yı cazibe merkezleri destekleme programını aldık. Eskiden bu program burada vardı ama sadece OSB'deki yatırımlar içindi. Ama bundan sonra Malatya'nın neresinde herhangi bir yatırım yaparsanız 6. bölge teşviklerinden Allah'ın izniyle faydalanacaksınız. Bu küçük esnafından büyük sanayisine kadar. Biliyorsunuz bunun getirileri var. Bir takım vergi muafiyetleri tanınıyor, sigorta primi destekleri tanınıyor. Bunun içerisine tabii ki yaptığınız, tekrar inşa edeceğiniz yerleri almak da var. Dolayısıyla bu size bir imkan Allah'ın izniyle sağlayacak. Yine sanayi sitesindeki esnaflarımızla ya da kümelenme şeklinde faaliyet gösteren iş yerlerimizle ilgili KOSGEB acil durum destek kredisini imzaları bugün atacağım. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Acil destek kredisini devreye alacağız. Bununla da mikro işletmelerimize 250 bin liraya kadar, küçük işletmelerimize 500 bin liraya kadar, orta işletmelerimize de 1 milyon liraya kadar sıfır faizli, faizsiz, bir yılı geri ödemesiz 3 yıllık bir kredi desteği inşallah sağlayacağız. Bununla da gerek yerinizi yeniden yapılabiliyorsa yeniden yapmak, gerekiyorsa yeni bir yer kuruyorsunuz, oralarda kullanmak üzere inşallah bu parayı değerlendirebileceksiniz. Tabii Malatya'nın içerisinde küçük sanayi sitelerimiz var. Bunların zaten taşınmasıyla ilgili biz planlamalarımızı biliyorsunuz yapıyorduk. Askeriyenin bize verdiği arazi, oralarda aldığımız arazilerle ilgili taşınma süreçleri zaten başlamıştı diyebiliriz. Murat Kurum Bakanımız, Allah razı olsun, sanayi sitelerinin ilk örneklerinin temellerini atmakla ilgili bize destek verecek. Ama devamını da biz burada büyük şehrimizde bizim verdiğimiz desteklerle, vekillerimizle, şehrimizin buradaki arkadaşlarımızla inşallah bu süreçleri de yürütmeye devam edeceğiz. Dün Maraş'ta da arkadaşlarımız sorular sordu. Sizin de kafanızda var biliyorum. Biz acaba bulunduğumuz yerde dükkanımızı dönüştürebilir miyiz, yeniden yapabilir miyiz diye. Değerli arkadaşlar, burada samimiyetle, açık yüreklilikle konuşmamız lazım. Şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığımız zemin etütleri yapıyor. Mikro bölgeleme yapıyor. Yani bir yerde bina inşaatı yapılır yapılmaz bunun tetkiklerini yapıyor. Bunlar da bir hafta 10 gün içerisinde bitecek. Bunlar bitmeden bizim size sen yerinde yapabilirsin, yapamazsın deme şansımız yok. Allah korusun, işte görüyorsunuz böyle bir afette başımıza ne geliyor. O zemin etütleri çıktıktan sonra eğer siz, tabii ki burada şehir planlamacılığı anlamında da daha önce konuştuğumuz hususları da dikkate alarak
yerinde yapılması mümkün olan işlerle ilgili de biz size desteklerimizi inşallah vereceğiz. Ama asıl önemli olan bizim sanayiyi planladığımız o bölgelere taşıyabilmek. Hızlıca orada inşallah biz aksiyonu almış olacağız. Bunun dışında yine şehirde geçici dükkan tarzı ihtiyaçlar olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili geçici yapılabilecek işlerde kalkınma ajanslarına ben talimat verdim. Geçici ticaret alanları ile ilgili bir şeyler, ihtiyaçlar varsa yine burada belediyemizle beraber, vekillerimizle beraber bunları hızlıca devreye alabiliriz. En azından geçici ticaretin başlaması ile ilgili, ufak tefek tamiratların yapılması ile ilgili, bunlarla ilgili de kalkınma ajansımız size gerekli destekleri inşallah verecek. Değerli arkadaşlar, biz görevimizin başındayız. Arkadaşlarımız Malatya'nın ne kadar değerli olduğunun farkında. Bu şehrin sadece bu bölge için değil, Türkiye için ne kadar önemli olduğunun farkında. Biz Allah'ın izniyle Malatya'yı da, Malatyalı hemşerilerimizi de hiç yalnız bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten sözleri verdi. Konutları Allah'ın izniyle bir yılın içerisinde teslim etmeye başlayacağız. Onun dışında sanayiyle ilgili, üretimle ilgili, ticarethanelerle ilgili gerekli aksiyonları da peyderpey almaya devam edeceğiz. Büyük bir afet yaşadık. Rabbim bir daha bu acıları inşallah göstermesin. Ama akıllı olmamız lazım. Böyle acele işler yaparak da sonradan başımıza büyük belaları getirmememiz lazım. Onun için bütün arkadaşlar, bilim insanlarımız da dahil, gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Allah'ın izniyle biz tekrar Malatya'yı yeşerteceğiz. Malatya'yı eski günlerine Allah'ın izniyle döndüreceğiz. Acele işler yaparak da sonradan başımıza büyük, onun için bütün arkadaşlar, bilim insanlarımız da dahil. Buraya Sayın Bakanımızla ziyarete geldik. Biz ön inceleme amacıyla geldik. Daha uzun bir çalışma sürecimiz kendisiyle, bakanlıklarla olacak. Amacımız organize sanayi bölgelerini ve küçük sanayi sitelerini dolaşıp bu bölgelerin bir an evvel ayağa kaldırılmasını sağlamak.